Efendim, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için %2,8'den %3,5'e çıkardı. Şimdi, ekonomist Abdülkadir Develi ile değerlendireceğiz. Ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri almadan önce Sayın Develi, hoş geldiniz. İyi bayramlar dileklerim. Hoş bulduk, iyi bayramlar. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi, ekonomiye dair detaylar var. Biraz önce ben bir girizgah yaptım. Fitch'in Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltmesi ne anlama gelir? Bence bu önemli bir durum. Neden? Çünkü özellikle son süreçte uygulanan para politikalarının dünya ekonomisi üzerindeki etkisi, sıkılaşma süreci yaşıyoruz çünkü şu anda. Sadece bu Türkiye'ye ait değil, işte Avrupa'da olsun, ABD'de olsun sıkılaşma süreci devam ediyor. Ve hep şu ikilemi konuşuyoruz. Yani enflasyonla mücadele ederken diğer taraftan büyümeden ne kadar bir feragat etme durumu söz konusu. Ve bu noktada özellikle Türkiye'nin de biliyorsunuz bir enflasyon mücadele noktasında bu yıl ciddi bir mücadele verirken diğer taraftan da OVP defteri var. Yani ekonomik aktivitenin canlı kalması gerekiyor, büyümesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun da bizzat olarak uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından da teyit edilmesi, büyüme aktivitesinin yukarı doğru bu noktada revize edilmesi oldukça önemli. Bakın zaten Fitch yapmış olduğu, yayınlamış olduğu raporda küresel ekonomiye dair de beklentisi yükseltti. Fakat buradaki beklenti sadece %0,2'lik bir artış. Yani %2,4'ten 2,6'ya çıkar. Oysa ki Türkiye'ye olan tahminin ise %2,8'den 3,5, yani 0,7'lik bir yukarı doğru revizyon durumu söz konusu. Bu gerçekten güçlü bir artış olarak biz bunu yorumlayabiliriz. Yani küresel ekonomideki bu iyileşmenin, büyüme aktivitesindeki beklentideki iyileşmenin daha ötesinde Türkiye'ye dair bir beklenti ortaya konmuş durumda. Tabii bu neden önemli? Çünkü birinci olarak bakın, özellikle işte bakın şimdi Moody's'in Temmuz ayında Türkiye'ye dair tekrar bir de not yükseltme durumu söz konusu. İşte burada yine 28 Haziran'da Türkiye'nin gayri liseden çıkma durumu söz konusu. Yine bu nokta CDS'in düşmesi vesaire, bunların hepsi aslında makroekonomik göstergeler açısından da oldukça iyi, olumlu durum. Fakat diğer taraftan da büyümeyle de bunun desteklenmesi oldukça anlamlı. Yani bir noktada tamam, uluslararası kuruluşlar şuna bakacaktır. Enflasyonun mücadele ne durumda, buna bakılacaktır. Rezerv durum ne durumda, buna bakılacaktır. İhracat, ithalatı, karşılama oranları vesaire. Fakat bunların ötesinde de peki bu uygulanan politikalar neticesinde ekonomik aktivite hangi yönde etkileniyor? Bunu da görmek isteyeceklerdir ki bu güçlü rakam aslında %3,5'lik ki OVP hedefine aslında Türkiye'nin yaklaşmış olduğunu buna dair ki OVP'deki beklenti 2024 yılına dair %4 civarı, %4'e ulaşmak bu noktada daha şu an mümkün hale geldi. Bunu da söyleyebilirim. Tabii raporda enflasyona dair de yine beklentiler vardı. Yine o detaylara baktığım zaman 2024 için %43, 2025 için %23 ve 2026 için 18 olduğu ifade edildi. Yani şöyle, bu beklentilerin zaten geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın yapmış olduğu, piyasa katılımcılarıyla yapmış olduğu bir anket vardı. Aslında 12 aylık bir enflasyon beklentisi de bir düşüş durumu söz konusuydu. Yani 12 ay sonrası için %33,21'den 31,79'a. Yani bir taraftan Türkiye'nin büyüme aktivitesi, büyümeye dair beklenti yukarı doğru revize edilirken diğer taraftan da enflasyon dair beklentinin de yavaşladığını, düştüğünü, aşağı doğru revizyonların geldiğini bu noktadan söyleyebiliriz. Tabii zor bir yıl bu enflasyon mücadele. Yine raporda zaten bununla ilgili detayda veriyor. Diyor ki yani bu uygulanan para politikalarına rağmen şaşırtıcı bir şekilde küresel enflasyonun çok yapışkan olduğu da ortaya çıktı diyor. Yani bunu raporda da belirtiyor. Özellikle hizmet enflasyonundaki katılık bu noktada oldukça önemli. Tabii de dönecek olursak bu ekonomik küresel ekonomik toparlanma ve enflasyon arasındaki ilişkiyi de anlamak gerekiyor. Burada ufak bir risk var. Çünkü özellikle ihracat tarafında Çin'in ciddi anlamda ivme kazanması, küresel talebin güçlenmesi bir tarafta emtia fiyatları ve enerji fiyatları baskı yapacaktır. Bunu getireceği ilave bir enflasyonist baskı olacaktır. Fakat biz burada özellikle döviz kurunu belli bir düzeyde tuttuğumuz ölçüde bu ilave gelecek olan talep kaynaklı, küresel talep kaynaklı ilave gelecek olan baskıyı da mümkün olduğu düzeyde de minimize etmiş olacağız. Sanıyorum yayınımızı izleyen herkesin sorduğu ortak soru, enflasyondan bahsediyoruz, enflasyondaki düşüşten bahsediyoruz ama rakamlar bir yerden sonra pek bir anlam ifade etmiyor. Alım gücüne nasıl yansıyacak?
Bu önemli bir soru. Şimdi tabii yıl ikinci yarısında sürekli olarak biz dezenflasyon sürecinden bahsediyoruz. Tabii izleyenler şunu söylüyor. İkinci yarıdan sonra 10 liralık bir malın fiyatı 8 liraya mı düşecek? Biz böyle mi anlayalım diye. Evet. Bu yıllık enflasyon. Yani o yıllık ya çünkü enflasyon... Çünkü halk sokakta haklı olarak şunu söylüyor. Enflasyon düşüyor. Tamam da yani ben ne kadar alacağım ya da ne alabileceğim? Bunu soruyor. O yüzden bunu konuşmamız daha doğru olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi enflasyonla ilgili burada önemli nokta şu, direkt yaşam kalitesini etkileyen bir konu enflasyon. Yani siz tamam geliriniz artıyor, zam alıyorsunuz vesaire, fakat bunu koruyamıyorsunuz çünkü enflasyon var. Peki bu nasıl olacak? Yani bu yıllık enflasyondaki bu düşüş baz etkisiyle beraber yaz sonu itibaren %50'lere kadar düşecek. Bunu ben bekliyorum. Fakat bu fiyatların düşmesi, anlık fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Burada bizim daha çok, daha dikkatli olarak takip etmemiz gereken konu ise aylık enflasyondaki genel eğilim. Bakın Mayıs ayı %3.4 geldi. Beklentinin üzerine geldi. Tabii Haziran'ı da bekleyeceğiz. Burada yani enflasyon halen aylık bazda artmaya devam ediyor. Biz ilk olarak şunu görmek istiyoruz. Aylık bazdaki artış hızı ne zaman azalmaya başlayacak? Tamam, yıllık bazda azalmaya başlayacak bu aydan itibaren. Baz etkisiyle beraber, ki bu zaten matematiksel bir sonuçtur. Ama diğer taraftan bizim daha çok dikkat etmemiz gereken konu aylık bazdaki bizim bu artışı %3'ün altına indirmemiz. Hatta yaz sonu itibariyle %2'nin altına inmemiz ve yıl sonu doğru ise %1'leri yakalamamız gerekiyor. Yani şu anlama geliyor. Enflasyon aylık bazda artmaya devam edecek, fakat azalan oranda artmaya devam edecek. Yani aylık bazdaki dezenflasyon süreci burada bizim aslında okumamız gereken önemli bir konu. Yıllık baz önemli, psikolojik etkisi var. %75'lerden yaz sonu %50'lere kadar ineceğiz. Fakat hani biz fiyatlar düşecek, biz bunu hissedeceğiz noktasında değiliz şu anda. Hı hı. Şu anda daha çok peki, izlememiz gereken nokta aylık bazdaki artışın takip edilmesi. Hocam ben bir ekonomist değilim. Bu yüzden terimler konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyorum. Benim gibi de yayınımızı izleyen çok fazla vatandaşımız olduğunun farkındayım. O yüzden nedir bu baz etkisi? Tabii baz etkisi şudur. Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında geçtiğimiz yıl yüksek enflasyona karşı karşıya kaldık. %9 üzeri enflasyona karşı karşıya kaldık. Şimdi aylar ilerledikçe biz bu yıllık baz 12 aylık ortalamada Haziran ayını geride bırakmış olacağız. Temmuz ayını geride bırakmış olacağız. Ve o aylardaki gerçekleşen yüksek enflasyon oranı geride kaldığından dolayı ortalama olarak da biz yıllık bazlı enflasyonun düşüş eğilim içerisine girdiğini göreceğiz. Tabii bu yıllık enflasyondan bahsediyorum. Tamamen demiş olduğum gibi yüksek olan ayların 12 ayın gerisinde kalmasıyla enflasyondaki yıllık bazdaki düşüşü biz burada ifade ediyoruz. Peki. Son olarak şimdi artık Fitch Ratings'in son güncellemesini de konuştuk ama ilerleyen sürece dair enflasyonda bir düşüşten bahsediyoruz. Alım gücüne etkisini konuşuyoruz ama enflasyonun tek haneli rakamları düşmesi yeni hedefler doğrultusunda genel bir toparlama yapabilir miyiz acaba? Ne zaman olacak? Tabii burada önemli olan nokta şu. Toplam refahın korunması gerekiyor burada. Enflasyon olduğu zaman işte burada özellikle ücretli çalışanların da reel gelirinin artılarak bunun desteklenmesi gerekiyor. Son süreçte özellikle yapılan maaş artışlarında burada reel olarak da aslında satın alma gücünün korunduğunu söylüyoruz. Fakat bu yıl yüksek enflasyon durumu söz konusu. Bir taraftan da hala güçlü iş talep var bakın. Hı. Yani ABD'de olsun, Euro bölgesinde olsun, iş talebin güçlü olması da bu noktada enflasyonu baskılıyor. Tabii tek haneli rakamlara ne zaman döneceğiz? Bu oldukça önemli. Bakın Fitch Ratings'in söylemiş olduğu, yazmış olduğu %2024 için %43, 2025 için %23, 2026 için %18. Biz 2026 yılında aslında OVP hedeflerine tek haneye düşmek istiyoruz bu noktada. Fakat demiş olduğum gibi o kadar fazla parametre var ki, bir taraftan büyüme aktivitesinin devamlılığı, diğer taraftan reel gelirin korunması, diğer taraftan enflasyonun mücadele ve diğer taraftan da küresel ekonomik hislerin getirmiş olduğu baskılar. Yani bunların hepsini aynı anda matematiğin yürümesi gerekiyor bu noktada. Tabii 2026'da umudumuz o ki tek haneye düşsün, fakat bu belki 2027'ye de yansıyabilir. Çünkü bu enerji fiyatları küresel toparlamanın getireceği belirsizlik halen bir tarafta duruyor. Çok teşekkürler Bayram Bayram. Vaktinizi aldık. Sizler de değerli görüşlerinizle bize eşlik ettiniz. Çok teşekkürler. Bir kez daha iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. İyi bayram efendim. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.